Yılanları çok severiz aslında. Genelde herkes koynunda bir çeşit yılan besler. Ama beyaz dudaklı piton beslemek herkese nasip olmaz. Zaten bir de kendisinin göz kamaştırıcı güzelliğini ondan uzaklaştıkça daha net görmeye başlarsınız. Benzersizdir. Yeni Gine'deki birkaç adada rastlanır kendisine. Dişileri zehirsizdir. Gövdesi zenginlik göstergesi olan ve artışına yetişemediğimiz altın rengindedir. Parıldadığında diliniz tutulabilir. Desensizdir ama vücudundaki desensizliği başındaki gökkuşağı parlaklığıyla kapatır. O renkli pulları aslında sıçrayan ışığı kıran mikroskobik katmanlara sahiptir. Vahşi doğada tabiat gereği agresifleşir, vahşileşir. Ama onu sahiplenirseniz gayet uysal bir çocuk olur. Yani esaret altındayken sakinleşir. Yine de bu pullu bebekler diğer yılanların aksine çok daha kolay agresifleşmeleriyle meşhurdur. Diğer yılan türlerine kıyasla bu agresifleşmeleri yüzünden fazla popüler değildir. Avlanma eğilimleri ontogenetik olarak değişir. Yani yavrular ince kertenkeleyle beslenirken yetişkinleri daha büyük fareleri ya da porsumsuları avlamayı tercih eder. Av arama konusunda aktiftirler. Diğer pitonların aksine pusuda beklemezler. Özellikle alacakaranlıkta kendilerini daha çok belli ederler. Karanlıkta av bulmaları için çenelerinde onları yönlendiren ısıya duyarlı bir çukur vardır. Onları tutmanızdan rahatsız olmazlar. Yani bunu umursamazlar ama dokunmak istediğinizde ve bölgelerini savunmaları gerektiğini düşündüklerinde saldırabilirler. Zehirsizdir evet ama gerekli gördüğü durumlarda ısırır. Isırmak dışında da hoşnutsuzluğunu çok net belli eder. Ya keskin bir koku salgılar ya da tutanlara idrar püskürtür. Dişlerinin keskinliğinden ve o yoğun kokudan dolayı keskin yılan olarak da tanınır.